Efendim iyi akşamlar Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Bir salı akşamında daha karşınızdayız. Ne var ne yok? Başladı. Dünya Kate Middleton'ı konuşuyor. E, nerede? Ne oldu? Hasta mı? Öldürüldü mü? Öldü mü? Çok fazla soru var ve işte bu çıkan son görüntü ekranlarda Kate Middleton mı yoksa onun dublörü mü? Konuşacağız. Dakikalar sonra çok kıymetli konuklarımız var bizlerle birlikte şu anda. Araştırmacı yazarlar Adil Maviş ve Kürşat Berkan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Efendim bir de bir sorumuz var. Bu hafta Rusya'da seçimler vardı. Beşinci kez devlet başkanı olan liderin ismini soruyoruz. Ne var ne yok beyaz Instagram hesabını takip edip son fotoğrafın altına doğru cevabı yazmanız yeterli olacak. 50 kişiye kitap göndereceğiz. O kitaplardan biri de hemen şöyle göstereyim çok ilginç bir kitap. Yavuz Selim Pınarbaşı Büyük Hesaplaşma kitabı yazmış. Abdülhamit Han hakkında ve arkada Abdülhamit Han Sherlock Holmes. Tabii o yıldız soruşturmalarını ve şöyle çok enteresan ee, çok da güzel. Ay Yıldız, Osmanlı Turası e, görüyorsunuz. Bu kitaptan 50 kişiye göndereceğiz. Ve Kürşat Hocamızın yeni kitabı, Daha Dumanı Üzerinde Tütüyor Tasavvuf ve Metafizik Yolculuğu kitabı da çıktı. Bu kitaptan da gönderebiliriz herhalde hocam tabii ki, diye tabii ki. düşünüyorum. Efendim İstanbul'da yine o bulutlar görüldü. Burası Mağatepe. Tabi bunun bir bilimsel açıklaması var elbette. Ama bu bulutlar görülünce halk arasında Allah deprem mi oluyor diye çok fazla yayılıyor. Hemen 8'i verelim. İstanbul'da deniz anaları da çok fazla bu görüntüler. Marmara Denizi'nden, İstanbul sahillerinden deniz anaları bastı İstanbul'u. E işte bunların hepsini üst üste koyunca insanlar diyor ki deniz anaları geldi, bulutlar geldi, ne olacak? Hemen bağlayacağım orayı. 9'u verelim. Profesör Doktor Mustafa Sarı diyor ki Marmara Denizi'nde su sıcaklığı uzun yıllar ortalamasına göre 3 derece daha yüksek. Ah işte artık su sıcaklığı da arttıysa deprem mi geliyor diye insanlar yine merak ediyor. Onu verelim bunun üzerine. Profesör Doktor Naci Görür'ün açıklaması İstanbul depremi için uzatmaları oynuyoruz diyor. Burada şunu soracağım yani Adil Hocamla başlayayım bu kez. Ee, Psikolojik olarak da biz kendi kendimizi yine bu deprem psikolojisine soktuk herhalde. Zaten yani hocam... Uzmanlar da çok sürekli açıklıyorlar. Türker bulutla başladı. <laughs> ee, bulutlara Mamatus bulutları deniyor. Depreme getirdi ben bile korktum. <laughs> Hepsi birbirine bağlantılı. 1999 yılında Düzce depreminin akabinde İstanbul depremi geliyor diye başlandı. Ve evet. yaklaşık 30 yıl içerisinde bu deprem varlığını hissettirecek, gösterecek. Millet saymaya başladı. 2000, 2001, 2002. Şimdi de yüzde 47 oranında İstanbul'da deprem olma ihtimali var. Yüzde 47 oranında. Nasıl? Yüzdesi de belli artık. Yüzdesi de belli. Bir de 47. Şimdi ben ne yapayım? Yani vatandaş olarak ne yapayım? Yüzde 60 olsa ne olacak? Yüzde 75 olsa ne olacak? Ne yapmam lazım? Bunu bilmiyorum. Benim kafam karışık burada. Olması gereken şeyler oluyor. işte dönüşümlerde, yıkılması gereken yerlerde, yeniden inşalarda yapılması gerekenler yapılıyor. Hatta bu işin uzmanları bile eğer deprem olursa hani tamam yaşam devam ediyor olabilir ama İstanbul yaşanmaz diye demeçler veriyor. Üstelik uzmanlık alanları bu. Evet. Evet, doğru söylüyorsunuz. Hemen 11'i verelim. Deprem uzmanı Hamit Haluk Selim 24 ilin merkezinden geçen Kuzey Anadolu fay hattına meydana gelebilecek depremde 7 büyüklüğünde olursa diyor. Yapıların %80'i yıkılır diyor. 12'yi verelim üzerine. Maden Tetkik Arama Enstitüsü yeni diri fay hatlarını güncelledi ve bunu paylaştı. Çünkü mesela Konya'da deprem oldu. Hem de işte 4,5-5 oldu. Ya biz Konya'da fay hattı yok diye biliyorduk. Konya'da fay hattı varmış aslında. Meta da güncelledi ama burada o meşhur İstanbul'un önündeki fay hattı Şener soyun tam tersi. Yakından da görelim arkadaşlar. E Şener soya göre böyle bir fay hattı yok. Naci Görür'e göre var. E, Meta da var diyor. E, Kürşat Hocam şuna geleceğim. Bulutları gösterdim. Su, su, su sıcaklıkları artıyor gibi gibi şeyler. Deniz anaları İstanbul'u bastı. Deprem bilgisi var mıdır bunların? Şimdi şöyle o zaman bulutlardan başlayayım. Bulutlar biliyorsun meme bulutu diye geçiyor literatürde. Bulutlar harpe yorup buradan depremi tetikleyecekler gibi çok sayıda e, sosyal medyada bilgi var. Ama evet. ben bunlara katılmıyorum. Harp kitabını yazmış biri olarak katılmıyorum. Kürşat e... hocamızla beraber bizim bir harp kitabımız evet. var. E, çünkü bunlar... Sonu fı... sürprizli o kitabı. <laughs> Bravo evet. Bunlar fırtına bulutu. Fırtınadan önce bu bulutlar çıkar. İnanın gayet doğaldır. E, deniz analarına gelince bence orada deniz anaları bastı değil de deniz anaları kirlilik sebebiyle eylem yapıyorlar. Bizim mekanımızı kirlettiniz, biz de size grev yapıyoruz, eylem yapıyoruz, ya, eylem yapıyorlar. Aslında onların sesine kulak vermek lazım. Şimdi bütün bunlardan depreme gelecek olursak da, evet İstanbul Büyük Depremi kaçınılmaz bizim gerçeğimiz. Burada tamamıyla bilimi takip edelim. Asla bunu inkar etmiyoruz. Ama bunun haricinde, bilimin haricinde bir de harp dediğimiz bir sistemi inkar etmeden, at gözlüğü takmadan neler olabileceğine bakalım. Bakın hangi çağda yaşıyoruz Allah rızası için artık harpin inkar edilecek bir tarafı yok. Yok diyorsunuz. Birçok raporla, çalışmayla, deneyle ispatlanmış durumda. Mesele harpin olup olmaması değil. Mesele şu, eğer büyük bir İstanbul depremi olacak ise İstanbul depremini, Marmara depremini tetikleyecek olan faylara müdahale edilebilir mi edilemez mi? İki, o faylara şu anda ya da gelecekte herhangi bir elektromanyetik sinyal salgılanırsa verilirse bunu bizim devletimiz e, takip edebilecek mi hissedebilecek mi ya da önleyebilecek mi asıl mi? Mesele, bu. mesele bu efendim bu geri sayıp çok ilginç e, sitenin adını söylüyorum timeanddate.com diyor ki evet 15 Haziran 2025 Pazar günü Dile saat tarih 12'de saatine kadar 3. Dünya Savaşı çıkacak diyor ve bunun geri sayımını yapıyor. 64 hafta 4 gün 15 saat 14 dakika 32 saniye var diyor. Üçüncü Dünya Savaşı'na. Her şey bu kadar kurgu değildir herhalde Adil Hocam bilmiyorum. Kim bunlar ama yani şimdi biz bunu gösteriyoruz. Kim yapmış bunu kim yapıyor kim takip ediyor kimin organizasyonu. Mesela Time 2030'a geri sayım yapıyor Time dergisi. Mesela dünyaca ünlü bir dergi. Neden 2030'a geri sayım yaparlar değil mi? Yine korkutmaya geleceğim ama yine bir şey dayatıyorlar gibi hocam. Şöyle bir şey var. Bir insanın reklamını yapması o reklamın içeriğini sürekli güncel tutacak mevzu üretmesiyle ilgili ve bu mevzu Bravo, evet. bu mevzu yeterince dikkat çekip herkesin ah şu kadar kaldı şeklinde birbirine yayacağı bir mevzu. Yani evet, hazırlıyorlar. Doğru. Buna aslında şöyle bir teorist deniyor hocam. Orada op kao yani kaostan düzen. Önce kaosu yarat ondan sonra kendi düzenine getir. Bu bağlamda kesinlikle katılıyorum. 3. E, Dünya Savaşı algısını yerleştirmek adına sürekli bir şeyleri empoze Empozedim. etmeye devam 48 ediyorlar. 48'i verelim arkadaşlar. Şimdi dünyanın konuştuğu olaya geldik. BBC'nin iddiasıydı o haber. Dedi ki BBC İngiliz Kraliyet Ailesi her an çok önemli bir olayı duyurmaya hazırlanıyor dedi. Sonra 49'u verelim. Türkiye'de şöyle bir haber yayıldı. İngiltere'de bayraklar yarıya indirildi. Böyle bir görüntünün üzerine e, birden Twitter'da ortalık koptu. Evet. 50 verelim üzerine. BBC'de Twitter profilini siyah yaptı denildi. Halbuki bu profil zaten hep siyahtı. Ve İngiltere'de bayraklar yarıya inmemişti. Ama neden? Her şey Kate Middleton'ın Ocak ayından bu yana ortaya çıkmamasıyla başladı. Bir karın ameliyatı geçirdi Kate Middleton. Şimdi 41'i verin arkadaşlar. E, o tarihten bu yana çıkmadı ama geçen hafta bir fotoğraf paylaştı. O fotoğrafta Photoshop vardı. Bir takım bir şeyler vardı. O gerçek Kate Middleton değil dediler. Ve işte bu görüntü bana gelin arkadaşlar. Bana gelin. Kate Middleton'ın bu görüntüsü iki gün önce İngiltere'de paylaşıldı. Bir marketten Prens'le birlikte çıkarken görüntülendi denildi. Ama gerçekten Kate Middleton görüntülerdeki kişi mi? Dünya şu anda bunu tartışıyor. Köşet hocam. Şimdi konu o kadar uzun ve uzun, detaylı ki evet. şey. ama e, çok farklı bir yerden başlama müsaade var mı? Ama istiyorsanız. Tabii, tabii tabii tabii. Önce yok. hocama söz vereyim. Onun, benim uzun anlatmak istiyorum çünkü bunu. O tamam, yüzden önce, önce, önce hocama söz vereyim. Abi, hocam. Her zaman için görünenin arkasında bir plan vardır. Özellikle böyle kompozisyonlarda. Ama burada bunun arkasındaki planı deşifre etmek o kadar kolay değil. İlk önce çalkalanacak, sen konuşacaksın, ben konuşacağım, dünya sarsılacak, bir şeyler söylenecek, sonra arkasından çıkacak. Bunu bilmiyoruz. Ama burada burada karışık bir şey var. Burada gizlenen bir gizlenen şey var bir şey ya da var. burada hazırlanan bir şey var. Ben bunu görebiliyorum ama ne olduğunu bilmiyorum. Kral Charles da bugün ortaya çıktı öldü ölmedi tartışması vardı. Onu da göreceğiz. Kanser demişlerdi. Kanser demiştik Kürşat hocam çok enteresan bir şey var. Buyurun. Bu konuya geçeceğim ama Kral Charles'la ilgili de çok enteresan bir şey var. Kraliyet ailesi sağlık hakkında bilgileri çok kamuoyuna vermez. Ama çok enteresandır. Bu olayın belki de unutulması, örtbas edilmesi adına birden kralın ha. sağlık haberlerini yaymaya Sen başladılar. Sen böyle gelebilirsin Kürşat hocam. Ekranda göstereceksen Yo, gel buyur istiyorsan. Ekrana gelecek bir şey yok. Buradan bile tamam, anlatabilirim. Ben buradan bir Şimdi şey. üstad... E, Başka bir yerden başlayayım ben olaya. Bak şimdi. Prenses Diana e, bir trafik kazasında biliyorsun evet. ki hayatını kaybetmişti. 97. Prensesin başını yasak aşkın yaktığı söylenmişti. O dönem film yapımcısı e, Donny Fayetle beraber bir otelde görüntüleri çekilmişti. Otelden çıktıktan sonra da trafik kazası geçirdi. Hayatını kaybetti. Ama öncesinde yine o prenses de aldatılmıştı. Aldatılmasına, evet. intikam olması adına kendi de aldatmıştı. Söylenenler bunlar. Paris'te ölmüştü. Evet. Hemen arkasından başka bir prensese gidelim. Prenses Meghan, e, Prens Harry ile beraber "Ben kraliyet ailesinde kalmak istemiyorum." dedi ve Amerika'ya gitti. Bunun altında da kraliyet ailesinin ağır baskıları olduğu ve aynı zamanda anlam veremediği bazı ayinler olduğu iddiası gündemi uzun süre meşgul etmişti. Şimdi Kate olayına geçmeden önce, hızlı tek... geçelim ama Kate'e. Tamam, sonra tamam. oraya sonra toparlarsın. Önce şu Kate'in görüntülerini görelim. Tamam olur görelim o Çünkü zaman. Çünkü neden? Yani izleyicilerimiz <laughs> tam şu anda bizi yakalamış olabilirler. Biraz görüntüler üzerinden analiz yapalım. Sonra o altını dolduralım. Çok ben. sırlı bir taş meselesi var. O zaman onu tamam, sonra anlatalım. Biraz da. Şimdi bu görüntüdeki kişi Kürşat Hocam Kate Middleton değil mi? Olmadığını düşünüyoruz. Çünkü bakın iddia şu. Kate Middleton olsa Diyorlar ki ya o evet o zayıflamış sadece diyorlar. Diyoruz Neden ki, poşet kardeşim, taşıyor karın ameliyatı olmadı mı? Diyoruz ki o ayrı bir de geçin şunu. Güzel kardeşim eğer bu o kişi ise kendisi zayıfladıysa kafatası da mı zayıfladı? Kafatasına bakın ip ince bir kafatası. Ama gerçek prensesin kafatası daha geniş. Kulakları daha Mesela geniş. 42 verelim birkaç foto üzerinden konuşalım. Hatta bunun az önceki görüntüdeki hanımefendinin ee, dublörleri dublörü, var. İki tane göreceğim. dublörü var. Evet. Hatta bu hanımefendinin dublör değil de yapay zeka ile üretilmiş bir görüntü olduğu da iddia ediliyor. O, o kadar yani. Bu fotoğrafta Kate Middleton hangisi? Şimdi gözlükte olan olduğu söyleniyor. Hiç benzemiyor. Hiç benzemeye geç çok daha yaşlı bir hanımefendi görüyoruz. Evet. Bu fotoğrafta uzun süre hastanede kaldığı söylenmişti. Hastaneden sonra dediler ki artık baskı olunca kamuoyunda eve geçti bu da eve geçerkenki görüntüsü dediler. Ama gördüğünüz gibi kesinlikle benzemiyor, e, benzemiyor yani. Benzemiyor. Hemen 43'ü verelim. Peki Kate Middleton'a benzeyen biri var. Hayde Egan. Evet. Değil mi? Ee, en çok benzeyen dubler bu bu arada. Yani o daha peki Kate Middleton'ın olmadığında acaba Kraliyet Ailesi onu kullanıyor mu? Olmadığında? Onu kullanıyorlar mı? Yani onu gönderiyorlar Tabii mı? Tabii ki kendi itirafları ha. var. Oradan para şey, kazandım diyor. Bravo. <laughs> evet. Ben bir lo e restoranda çalışıyordum. Beni keş bak Gerçeği o. Gelin bana. Yani dubler olan hanımefendi o. Gerçeği bu taraftaki. Ha, bir dakika. Bu Kate Middleton mı? Evet. bu dublörün... da benzemiyor. Gerçek de artık benzemiyor gözümde. Heyday'da yakın da bu. Dublörü olan o. Beyaz elbiseli olan dublörü. Dublörü o kadar çok benziyor ki kendisi itiraf ediyor zaten. Çoğu açılışa bilmem nereye kendisi gidemediği için ben gittim. Hatta öyle ki eşiyle kol kola girip gittim diyor. E, bir, bin euro kazandım diyor evet, bir evet. ilişimde diyor. E, Böyle ve itirafları var. Ve enteresan tarafını söyleyeyim size. Bu hanımefendilerin bu beyanları şu anlık şu an yapılmış bir beyan değil. 2022'de, 2021'de yapılmış beyanlar. Yani o dönem dublörlüğünü yapıyordu. Yani Kate Middleton öldü mü biz? Neden bunu konuşuyoruz değil mi? Öldü, öldürmüş öldürülmüş olabilir mi? Evet öldürülmüş olabilir ama onun arkasında ne var? Niye öldürülmüş olabilir? 44'ü şey verelim olacak. bir de. Adil hocama da soracağım. Şu fotoğrafı da verelim yine. Gabriella değil mi? O, o kişi mi bu hocam? 33 yaşındaki Gabriella. Evet özel partilere katılıyordum. Günde 1000 pound kazanıyordum. Bu bana ömür boyu maddi destek sağlıyordu. Evet. Şu anda küçük bir işletmenin sahibiyim diyor bu fotoğraf. Bir de tabii prens William'ın yasak aşkı. 45'i de verelim. Asıl mesele orada kopuyor zaten. Altında mı kopuyor hocam? Ee, bir de bu mesele var. Ee, acaba Kate Middleton yasak aşk kurbanı mı oldu? 46'yı verelim hemen üzerine arkadaşlar. 46'yı verelim. Evet. Tabii bu fotoğrafta Kate Middleton'a Diana'yla şimdi acaba hikayesi aynı mı olacak? Evet diye. Fotoğrafta yüzük meselesi vardı onu sonra anlatacağız. 47'yi verelim bir de üzerine arkadaşlar. Şimdi bu evet, fotoğrafla fotoğraf. başladı şey Evet. Şimdi önce e, üzerinde numara olmayan fotoğraf yayınlandı. Ama Şu, nasıl yayınlandı? Prenses. Yakın prenses ortadan kayboldu. Kaybolduktan sonra baskılar artınca hastanede yok, evinde yok, herhangi bir yerde yok. Nerede diye baskılar artınca kraliyet ailesinin resmi hesaplarından bu fotoğraf yayınlandı. E, şeysiz fotoğraf, şeysiz numarasız fotoğraf. Ondan sonra birkaç tane ulusal düzeydeki haber ajansı resmi haber ajansı Aha. çıktı dedi ki işte Reuters gibi AP gibi AFP gibi haber ajansları çıkıp dedi ki belki isimlerinde e, doğru telaffuz ediyor muyum bilmiyorum. Çıkıp dediler ki bu fotoğraf üzerinde oynamalar var ve bunları sıraladılar. Bunları sıraladılar. Bakın fotoğrafta tek ya, tek oynanan yerler bunlar evet, teker teker. 16 tane Photoshop yerde Photoshop mu var? Evet Photoshop var. Ee, üzerinde oynama var. Mesela 4 numara diyor ya eteğin e, yukarıdaki elin hizasına gelen yere bakar mısın? Etek şeydi belden ayrılmış. Kişinin eline doğru çıkmış. Abi evet bu çok çocuğun, ciddi photoshop var orada. Çocuğun eline Şoda doğru çıkmış. Photoshop var herhalde, Evet orası elde. tekrar eklenmiş. Saçların üst tarafında e, yeşil perde kullanılanlar bilir. 3 e, numarada yine saç tarafına e, farklı bir kesilme metodu var. Şurası mı? Evet. Evet, evet. Yani Ciddi photoshop var Adil tabii, Hocam. Tabii tabii. Bir tane yani, evet. Şimdi gü günümüzde günümüzde bu oynamalar o kadar kolay yapılabilir ki bu, 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 bunun e, bundan şüphe etmek ya da e, bunu tartışmak bile abes e, yani şüphelenmeye çok açık bir mahal var. En çok da şu bir numara ko eli konuşuldu mesela Kate Middleton'ın. E tabii ki yani orada bariz bir şekilde e, el hatta şöyle söylüyorlar el kadın eline dahi Benzemiyor, benzemiyor diyorlar evet. evet. Dolayısıyla üstad bunların e, pek çoğuna baktığımızda Bizim asıl dikkatimizi çeken yer, tekrar söylüyorum, bağımsız insanların iddiası değil bu. Resmi uluslararası haber ajanslarının 41. bu fotoğraflar sahte demesi. Sonra çıktı sözde hanımefendi prenses, kendisi açıklama yaptı. Evet ya ben de oynadım falan dendi ama onun da prenses olmadığı söylendi. Orada parmağını bitmiş. Arkadaşlar 8'i gösterdiniz bana, <laughs> kendiniz geçtiniz. Evet peki o fotoğrafta 8 ve 11 numarayı görelim. Orada bir gariplik vardı bir de parmaklarda herhalde tekrar verebiliyorsanız. Yani evet şunu değil mi? Arkadaşlar bunu diyor. Burada parmağı parmağı bükmüş orada bir e, orayı var. söylüyorlar ama evet. oradaki mesele bulanıklık olması e, olduğunu iddia ha. ediyorlar. Tamam. Şimdi verebilirsiniz tekrar marketten çıkışını. E, peki yani onun altını dolduracağım diyor Sükreşat şey Hocam. Neyle? Hemen e, yüzük konusuna geçeriz ama o çok tamam. esrarengiz bir konu. Hemen tamam. bunun hakkında kısa bir şey söyleyeyim. Şimdi bu mesele şuradan başladı üstad. Kate aldatıldığını düşünüyordu ve söylüyordu zaten bunu. Ufak Aha. ufak dillendirmeye başlamıştı. Ee, ...Rose Ross isminde, Ross Hamry isminde bir hanımefendiyle aldatıldığını uzun süredir söylüyordu. Ancak asıl patlama noktası bir de gayrimeşru çocuk ortaya çıktıktan sonra oldu ve ondan sonra ipler koptu. Ancak burada başka bir gelişme var. Evet, prensin hanımefendiyi aldattığı söylendi. Sonra başka bir şey ortaya çıktı. O da şu. Prenses Kate de intikam almak için aldattığını söylediği mesajlar ortaya yayıldı. Sonra mesajlar bir şekilde örtbas edildi. Çok enteresan. yine 2. Elizabeth'in kuzeninin kızı olan Gabriela Windsor isimli bir hanımefendiyle aldatıldığını söylemişti. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Gabriela Windsor'un kocası yani Kate'in yasak aşk yaşadığı söylenen Thomas isimli kişi babasının evinde 25 Şubat'ta verin. babasının evinde 25 Şubat'ta ölü olarak bulundu. Bu dedikodular çıktı. Prens Prenses Kate'in e, Thomas'la yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı ve Thomas babasının evinde ölü olarak bulundu. Yanında bir silah, silah vardı, beylik bir silah. Yapılan testlerde silahın kendi eline ait olmadığı tespit edildi. Farklı fotoğraflar. Soru bir. Tamısı kimi öldürdü? İki. Ortada çaprazlama yasak aşk varsa acaba prenses de öldürülmüş olabilir mi? Bu da soru iki. Yani bu kadar esrarengiz bir olay Ocak ayından bu yana ortaya çıkmıyorsa Adil Hocam saklanan bir gerçek var herhalde. Ee, böyle durumlarda ne soruşturulmaya izin var Heh. ne de bu sorulara cevap verecek kimse var. Bir muhatap da yok. Ancak bunun işte dediğim gibi biz konuşacağız, ifade edeceğiz ya da birbirimizin tahminlerini birbirimizle paylaşacağız. Düşüncem o ki yakın bir zamanda ortaya çıkacak. Yakın çok bir yakın zamanda, zamanda. ortaya çıkacak. Şu dublörü bir kere daha versenize. 43'ü ve 44'ü. Yani benziyor mu? Benzemek Olabilir de. mi o marketteki? Benzemek mi? <laughs> Benzemek ne ki? Çok mu benziyor diyorsun <laughs> hocam? Şu değil mi dublör? Evet dublör olan o hanımefendi. Hatta bu elbiseyle çocuklarıyla beraber çekilmiş fotoğrafları da var. Allah Onun Allah çocuklarına Allah. annelik yapıyordum diye söylemleri var hanımefendinin. Kendi söylemleri var. Şimdi marketteki tekrar verin bakalım. Ama bir marketteki, bir marketteki, marketteki marketteki görüntü bu görüntüye de benzemiyor. Bu hanımefendiye de benzemiyor. Bambaşka bir görüntü o. Bak yakından ya bak. Ben Bana burada Kate Middleton gibi geliyor ama. Çok Ama ince, zayıf mi? tabii çok ince. Çok, yüzü de çok ince. Üstelik şimdi vücut olarak zayıflamış olabilir. Evet, yüzü ama de ince, yüzü de çok diyorum. ince. Kafa tası da ince. Göz, gözlerinin etrafı da çok küçük. Kulak yapısı da değişik. Çene yapısı da değişik. Ve yürüyüş biçimi de farklı. Bravo. Farklı Yürüyüş mı? biçimi yürüyüş de farklı. farklı. Yani Prenses Diana gibi Kate Middleton'da öldürülmüş olabilir mi, mi acaba? Evet. Peki bir de şu kronolojik sıralaması vardı fotoğraflarının Kate Middleton'ın. 55 arkadaşlar. Yani yıllar içindeki değişimleri zannedersem değil mi? O gelsin. E, 2013, 2014, 2015. Kendisi de evet bu somut gerçekten benzemiyor markettekine. 17, 18, <laughs> Bak, ne kadar geniş yüzü görüyor musun bak? Evet. 20 2020 22 Bak burada zayıflamış biraz ama 2023 2013 bu en başı. Yani işin içinden çıkmak çok zor. <laughs> evet. Çok zor. <laughs> yani Bizim bütün olan dünya bir basını şu anda çıkamıyor. Tabii tabii acaba bol olan bir konu ama yakında artık çok fazla gizleyemezler gizleyemezler bir şekilde ortaya çıkacak. Ekranlarını yeni açanlar varsa bir sorumuz var efendim. Ee, beşinci kez seçilen bu hafta arasında seçimler yaşandı Rusya'da. Rusya'nın lideri kimdir diye soruyoruz. Ne var ne yok beyaz Instagram hesabını takip edip son fotoğrafın altına yazanlara gönderiyoruz. Ama takip etmeniz önemli. Şöyle bir kitap bakın. Şöyle ay yıldızlar, uğralar. Yavuz Selim Hoca ya özenerek, şu, şu özenerek, neydi özenerek hocam? yayınlamış. O da İttihat ve Terakki'nin turası olması terakkin, lazım. Evet. Buradan net göremiyorum evet. ama. Şöyle bir kitap Büyük hesaplaşma adında. Abdülhamit ve Şahin Kovus. İttihat ve Terakki'nin değil de o şeyin... E, Abdullah Metin istihbarat teşkilatının araması i̇stihbarat. olması lazım. İstihbarat. Doğru. Doğru doğru. Bu kitaptan göndereceğiz 50 kişiye. Ne var ne yok beyazı takip edip son fotoğrafın altına Putin yazanlara tabii ki gidecek. Şimdi devam edelim. Hemen şu kralın fotoğrafını verelim arkadaşlar. Tüm bu e, olaylar yaşanırken Kral Charles e, evinden çıktı çünkü şu da deniliyordu. Acaba Kral Charles mı öldü? Evet. Hadi keçibinden ona bir şey olmadıysa Charles ölmüş olabilir mi diye. Haydi arkadaşlar hangi fotoğrafta o verin onu. Kral Charles da bugün gözüktü. Ee, ama neden şöyle tam bir açıklama yapmıyorlar? Yok hani kardeşim bir sapa sallamız. Kate Middleton da burada. Onu da diyemiyorlar. diyemiyor evet. Bu kadar spekülasyona rağmen demiyorlar. Çok ilginç. Çok ilginç. Elizabeth'in bir sözü vardı. Hastalandığı zaman insanlar beni görürse ancak o zaman ikna olurlar diyordu. Ama ondan sonra kimsenin bu düsturu devam ettirmediğini görüyoruz. Sanki konuşabilecek kişiler susturuluyormuş gibi geliyor bana. Ha. Ya da hocam cinayette, hani cinayet var demiyorum yanlış anlaşırsınız mecaz olarak söylüyorum. Cinayette payın varsa cinayeti temelini oluşturmak için zaten çıkıp anlatamazsın. Belki de şu an kanıtları yok ediyorlar. Şu Gabriella ile o kişi ayrı mı bilmiyorum. Yani o kişi az önceki Hayde aynı mı bu? Hayır değil. Değil değil mi? İki farklı dublör var. İki evet. farklı dublör var. ha? Tabii tabii. Iki Çünkü farklı bu daha çok var. benziyor. Ben de öbür hanımefendiyi, e, Hayde olan hanımefendiyi daha çok benzetiyorum. Yani burun yapısı falan, bu, ağız evet, yapısı. Evet yani marketten çıkana daha çok benziyor bu. Ha marketten çıkana evet, o zaman tamam. Evet. öyle diyoruz. Yani e, marketten çıkana benziyor. Ama... Beni tekrar bakayım marketten çıkana. Bak Ama şimdi işte, çok, çok enteresan. Memnunum. Çok enteresan yani marketten çıkanın dubler olduğu, o montaj yapılan fotoğrafta olduğu gibi marketten çıkanın da dubler olduğu anlaşılırsa ya koskoca kraliyet ailesi nasıl bir duruma düşecek? Hocam bu marketten çıkanla çok benziyor. <laughs> Vallahi benziyor. Evet. <laughs> bir 53 53'ü ölelim. Kraliçe cenaze sahnesinde Azrail detayı. O neydi hocam? 53. Arkadan geçen bir görüntü var. Kralın cenazesi. Hemen herhalde. arkadan geçiyor bak. Ha, şey kraliçenin pardon. Kraliçenin Elizabeth'in. Şu. Evet. Ya bu yapılmış bir sahne mi? Cenaze töreni şey yapmışlar. Tabii tabii cenaze töreninde arkadan böyle bir görüntü sahne var. Evet. Bir sahne var ama şöyle düşün. Şimdi bir e, tören düzenliyorsun. Allah Allah. Arkada kocaman bir kapı. Şöyle bir şey sorabilir miyiz? Böyle bir merasimde kontrolsüz şekilde insanlar bir yerden bir yere yürüyebilir mi? Çok zor. Mümkün değil. Ezoterik eee semboller neden mesela ezoterizmi çok kullanırlar Adil Hocam? Özellikle mesela Kraliyet ailesinde çok fazla ezoterizm var. Azrail'e benziyor. Azrail'e benziyor evet. Biz Azrail'e benziyor. Pelerin ile beraber. Mesela şuradaki kapının simgeleri ya mesela ezoterizmi kullandığında insanlar üzerinde nasıl bir etki yaratır hocam? Psikolojisi üzerinde. Bunu bir sembol olarak düşünün. O sembolün yüklenen anlamın bilinç altında işlenmesi olarak yorumlayabilirim bunu. Yani bilinçaltına İşlendisi veriyor. İşlemcisi olarak yorumlayabilirim. Ama evet. bence bu bu görüntü aslında biz toplumlara değil de kendi içlerindeki bir kesime mesaj olarak değerlendirmesi daha doğru olur diye düşünüyorum. Çünkü böyle rastlantı icabı böyle bir törende bu kıyafetle birilerinin yürümesi kesinlikle normal değil. Eğer birileri Kral yürüyorsa Kral Charles'ın fotoğrafını buldu arkadaşlar bugün çıktığı fotoğrafı Eğer bir Arabanın içindeki bir fotoğrafta galiba evet, Eğer içinde. birileri yürüyorsa Bunun mutlaka ezoterik anlamı vardır Ancak bu ezoterik anlamdaki ince mesaj Halka değil de Kendi aralarındaki insanlaradır hmm. Diye düşünüyorum 51'e verelim tüm bunlar yaşanırken yani Şuyu şu vukuundan beter diye Bir olay var ya artık iş ona döndü Eski Amerikan Başkanı Barack Obama Özel bir toplantı için Birleşik Krallık Başbakanlık ofisine geldi bugün 51 arkadaşlar. Evet Barack Obama'nın girişi böyle. Ee, tabii bunu İngiltere'nin Ukrayna ve Rusya ilişkileriyle ilgili danışacakları bir şeyler var diyorlar. Amerika ile ilişkilerde diyorlar. Ama tabii yine şuyu vukuandan beter dedik ya. Hayır bu Kate Middleton'la ilgili bir şey danışmak, danışılmak üzere Obama geldi buraya diyorlar. 52 verelim. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de dedi ki. İngiltere bizim seçimlerimizle ilgilenmek yerine komik. Aralık ayından beri <laughs> haber alılamayan Prenses Kate Middleton'ı arasın diyor <laughs> Rusya'da iş büyüdü uluslararası artık bir boyut aldı ve Kral Charles bu Rusya'nın bu açıklamasının üzerine Kate Middleton ortaya çıkmadı ama verin Kral Charles'ın fotoğrafını Kral Charles bugün çıktı ee, ve arabanın içinde de fotoğrafını. Verdi bu fotoğraf değildi arkadaşlar. <laughs> Peki. Ee, Araba yani seyahat ederken bir fotoğraf. Evet. Seyahat bugün ederken basında, bir fotoğrafı bu, yayınlandı. Bugün basında yer aldı. Aslında buradan şunu görebiliyoruz. Aslında Kate Middleton'in e, konusunun e, biraz böyle örtbas edilmesi ya da bu konunun önüne geçebilmek adına e, pre ...prensin çıkıp e, fotoğraf vermesi sadece ve sadece bu konunun örtbas edilmesiyle alakalı. Başka bir şey değil. Çünkü tekrar söylüyorum, biraz önce söyledim, Kraliyet ailesinde sağlık konuları kamuoyuna açıklanmaz. Gizli tutulur. Sadece yüzeysel olarak bilgi verilir. Onun dışında açıklanmaz. Ama bugün görüyoruz bütün bilgiler açıklandığı gibi ortaya çıkıp ben sağlamım algısı da yapmaya çalışıyorlar. Evet. Peki birazdan yine bu konulara döneceğiz ama 59'u verelim. Ee, biz bir yandan hani e, özellikle LGBT konusunda hassas bir programız. E, tabii bu farklı bir olay ama Neslihan ...değil mi... ...buradaki Neslihan doğru söz... ...daha sonra ameliyatla erkek olmuş... ...Doruk doğru söz... ...işte benim stilim yarışmasıyla tanınıyor... ...bu fotoğrafta... E, ...bu haftanın en çok yayınlanan fotoğraflarıydı... ...eski hali bu... ...yeni hali de... ...bu şeklinde... E, ...tabii gençler özendiriliyor... ...bakın yarışmalara katılmış biri... E, ...başka özenti hayatlar... ...işte geçen gün ekrana getirdik... ...erkek şarkıcı etek giyiyor... Bir akım yapılmaya çalışıyor. 58'i verelim üzerine. Ay Dilge diye bir şarkıcı var. Bir sesini açsanıza. Olayların üzerine neden böyle şeyler olur hep? Bir popülasyon olması için bir vakaya ihtiyaç var. Ve bu vaka da popülasyona çok uygun bir vaka. Ee, yeni dinledim, ilk kez dinledim bu evet, kardeşimizin sakin. söylediği şeyi. Son derece e, haklı. Yani eleştirirken ben aslında e, kişiyi eleştirmiyorum. Biz dinleyenler de bunu dinleyerek ona bir anlamda e, destek oluyoruz ya da e, popülasyonunu arttırıyoruz demeye getiriyor. Ama hep bir teşvik var değil mi? Şarkılarla, oyunlarla, her şey. Bir de çok enteresan, hocam yani, sözünü buyur hocam bu, sen bu, bitir. Bu kadar ciddi bir meselede bir de dalga geçmeye yönelik yani ortada evet. bir acı var. O acının üstüne böyle bir şeyi nasıl yapıyorlar? Çok şaşırıyorum. Yani bir acı var ortalıkta. Çünkü biz ciddi şekilde ahlaki dejenerasyona uğramış haldeyiz hocam. Bence bu yüzden yapıyorlar. Başka bir şey değil yani. Ee, bir de bu tarz müzik yapanların e, müziklerine ve o müziklerin sözlerine baktığınızda... ...pek çoğunda kanunsuzluk, yasadışı maddelerinin kullanımı, işte yasadışı silahların kullanımı... ...ya da buna benzer insanların ciddiyetle yaklaşacağı olayların üzerinde dalga geçmek... E, temelinde pek çok şarkı sözü görebilirsiniz. Görebilir. Sadece bu değil yani. Doğru. Belki de bu Benim en fotoğraf. basitlerden bir tanesi ama burada Aydilge hanımefendiyi gerçekten takdir etmek lazım. Çok yerinde bir eleştiri yapmış. Evet. E, Onun da hakkını verelim. Evet, istediğimiz fotoğraf buydu. <laughs> Bugünün fotoğrafı bu. Kral Charles'ın fotoğrafı ortaya çıktı. Ben ölmedim dedi. Şuraya bağlayacağım. Böyle gizli ritüeller yapılmış olabilir mi? Bu yüzden sebep mi ortada Kate yoklar? Minutes, evet. Elbette olabilir. Hatta geçtiğimiz aylarda bir gazeteciydi sanırım bir ayin yerine gitmişti. Oranın videolarını çekmişti. Sonra bunlar internete düşmüştü. Gerçekten de fotoğraflarda olan ayin yerine bulmuştu vesaire. Bununla beraber bu ailelerin içerisinde uzun süre var olmuş, çalışmış, onlara hizmet etmiş, daha sonradan ayrılmış kişilerin yine bu elit dediğimiz ailelerin Zaman zaman ayinler yaptığı. Bu ayinlerde bugün bizim ahlakımızın kabul etmeyeceği şeylerin yapıldığına dair pek çok iddiasını duymuş, okumuş, görmüştük, izlemiştik. Elbette ki bir ayin olabilir mi? Kate konusundan bahsediyorum. Bir evet, ayin evet. olmuş olabilir mi? Olabilir ama ben daha çok ayinden ziyade bu aldatma ve gayrimeşru çocuk sebebiyle öldürülmüş olabileceğini düşünüyorum. Hatta bir detay daha söyleyeyim. Eee Beyefendi'nin bu fotoğrafının dahi montaj olduğu konuşuluyor. Ya şu, bu da fotoğraf. Evet. Bu fotoğrafın yapay dahi... zeka konuşuluyor. Bravo. Yapay zeka ile yapay zekaya yapıldığı konuşuluyor. Böyle bir ortamda kime nasıl inanacağız tartışılır Tartışım. Ama bence anlamamız gereken asıl nokta şurası. Bugün pek çok kimsenin gözlerinde büyüttükleri bu krallar, kraliçeler, prenseslerin ya. aslında sizlerin ahlakından çok daha uzak yerlerde olduğu ve kendi çıkarları söz konusu olduğunda da hiçbir ahlaki kuralları gözetmediklerini tarihlerine baktığınız zaman dahi anlayabilirsiniz. Anlayabilirsiniz. Evet. Efendim sorumuzu tekrarlıyorum. Ee, 50 kişiye bu ilginç kitabı göndereceğiz. İlginç değil ama çok güzel ve yakışıklı bir kitap. Büyük hesaplaşma kitabı ama böyle bayağı da sayfa. Çok da güzel Sultan Abdülhamit Han'ı anlatmış ve günümüze bağlamış Yavuz Selim Pınarbaşı. Ee, ne var ne yok. Beyaz Instagram hesabını takip edip Son fotoğrafın altına Putin yazanlara gidecek 50 kişiye gidecek efendim. Şimdi bir Yunan turist 63'ü verelim arkadaşlar. Ayasofya'da bayrak açtı. Yunan bayrağı açtı hem de. tabi ee, tabii Ayasofya'nın üst katına sadece şimdi turistler mi gidebiliyor? Evet, Öyle bir öyleymiş. durum var herhalde. Ama bu alt katında mı çekilmiş? Üst katta çekilmiş yok. Üst katta çekilmiş. Bu görüntü olay oldu. Yakından tarayarak gidelim arkadaşlar. Bir Yunan bayrağı açtı. Işte, belli ki yanında bir bayrağını da getirmiş. Hala e, Ayasofya bizim diyorlar zaten. Fenerbahçe'ye Olympiakos düştü kupada. Eee Olympiakos e, takımı da Yunan yani İstanbul'daki deplasmanlarını Yunan bayrağıyla paylaşmış. Orası bizim diyerek. E, Yunanistan'da böyle bir kompleks var ama bu bayrak nasıl açılıyor? ...Ayasofya'da buna nasıl izin verilebiliyor? Bunları konuşalım ama reklamlardan sonra konuşalım. Çünkü bu konu ve çok daha fazlası var. Ayasofya'yı da konuşacağız. Reklamlar kısa, reklamlardan sonra buradayız. Ve ne var ne yok soru cevapla devam ediyoruz. Adil Maviş ve Kürşat Berkan bizlerle birlikte... E, reklamdan önce tam da onu göstermiştik. Ayasofya'da Yunan bayrağı açan bir turist... Ee, Adil hocam neden özellikle Yunanistan'ın bu kompleksi geçmiyor Her yerde onu veriyorlar Ekrana versin arkadaşlar hemen o fotoğrafı da ee, Buyurun Adil hocam Özlem Yani Şöyle diyelim Gerçeğini yaşayamadığı şey insan rüyasında görülmüş ya evet. Bu bir özlemin sonucu Sonuçta o özlem devam ediyor O özlemin görselleştirilmiş ya da imgeselleştirilmiş hali bu da ee, o hasret bitmiyor diyorsunuz. <laughs> yani bunlara zaten ancak rüyasında görür. Hocam. <laughs> evet. ee, yani bir açıdan da e, bunu Riya olsun diye yapmıyor. E, memleket için yapıyor, sevdası için yapıyor. O açıdan da bakabilirsiniz olaya. Ama gerçeği değiştiriyor mu? Değiştirmiyor. İşte. köşet hocam? Benzerini bir Rus. Vatandaşının İstanbul'a gelip de Ayasofya'nın önünde haçla beraber çektiği fotoğrafta da hatırlıyoruz. Yine daha önce Yunan bir şarkıcının yine Ayasofya'ya gelip Ayasofya'nın önünde elbet bir gün diye Instagram'ında paylaştığını da hatırlıyoruz. Dolayısıyla Ayasofya pek çoklarının karın ağrısı. Ancak bizim bir fatihimiz var. Ne zaman sizin fatihiniz olursa gelin o zaman konuşalım. O nedenle inşallah ilelebet Ayasofya... Türk milletinin Müslüman Türk milletinin olmaya devam edecek. Ancak burada biraz önce senin de belirttiğin gibi üst katına yabancılar, alt katına e, Türkler girebiliyor. Üst katına da Türkler girebiliyor ama e, turistlerin girmesi amacıyla fiyat yüksek orada. Evet. evet. E, hangimizin gücü yeter nasıl girebiliriz Hı. orası tartışılır ama burada bir uygulama sıkıntısı var diye düşünüyorum. Bak. İnşallah buna e, gerekli merciler müdahale ederler de yani bu sıkıntı çözülür. Evet. Mayaya kaçma falan biraz Sıkıntılı işte. Ama burada da şunu söyleyelim Mesela Şimdi bayrak açma meselesinde ben biraz yorumlara da baktım da çok farklı eleştiriler var. Ay kimse müdahale etmedi mi? Ne hakla açarlar? Öyle olmuyor arkadaşlar. Bugün siz de gidin elinize bayrağı alın, bayrağı açarsınız, Fotoğrafta da çekilirsiniz ama sonra müdahale yersiniz. Muhtemelen bu kişi yemiştir. müdahaleyi yemiştir. yemiştir. Doğru, doğru, ama doğru, fotoğrafı doğru. da bir şekilde çekmiştir. Hani orada fotoğrafla bayrakla fotoğraf çektirmesi hiçbir müdahale olmuyor, yol geçen hanı anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Doğru. Efendim bir de sorumuz vardı. Ee, beşinci kez seçildi. Rusya Devlet Başkanı Putin. Ee, Putin cevabını ne var ne yok beyaz Instagram hesabını takip edip son fotoğrafın altına yazan 50 kişiye bu farklı kitap gidecek. Abdülhamit ve Sherlock Holmes'un da e, ilginç bir meç tabi. E, bu, Hikayesinde bulabileceğiniz bir kitap. Şöyle. Onunla ilgili de hemen bir şey söyleyeyim Söyle Kitabın öyle. yazarı Yavuz Selim Pınarbaşı abimiz. E, özellikle sana imzalayıp gönderdiği kitabı ama biraz önce reklam arasında WhatsApp'tan kendisiyle yazıştım. Der ki: "Türk her selam etmekle beraber 50 arkadaşımıza kitabı imzalı göndermeyi taahhüt ediyorum." O nedenle Oo. bu fırsatı i̇şte bana böyle insanlarla. Bu fırsatı kaçırmayın. <laughs> Instagram'da ne var ne yokun altına, postun altına, son postun altına yorumları Allah yapın Allah. ki imzalı kitap fırsatını yakalayın. E, KJ'ye de ekleyin imzalı diye ekleyin. <laughs> Aynen Şimdi artık öyle. Sözü aldık orada imzalı diye. Yavuz Selim Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. 50 kişiye imzalı gidecekmiş efendim. Son 15 dakikanız falan. Yazın Putin diye yazın. Çok basit iş. Hemen yazın. Şimdi o e, Kate Middleton'la ilgili bir fotoğraf istemiştin. Hangisiydi o evet. arkadaşlar? Versin onu. İki prensesi olduğu fotoğraf. Seni de ayağa davet etsem hocam. Onu orada anlatsan çok güzel olur ya. Şunu da versem sana. Aa, ben var, seni illa ki bugün bu ayağa kaldıracağım. <laughs> evet ya <laughs> ben ya. ayağa kalkmıyordum. Onu orada anlatsan çok güzel olur hocam ya. Orada bir sır var. Yüzüğün sırrı var. Nedir Neyi bu hikayeden çektiklerimiz diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir yüzükten bahsediliyor. O yüzük, şu yüzük yine burada görüyoruz. Prenses Kate'in de yine parmağında aynı yüzüğü görüyoruz. Şimdi bu yüzüğün çok ilginç bir hikayesi var. Ondan biraz bahsedeyim. Bu yüzük Safir Taşı. Safir Taşı'nın özelliği ne? Safir Taşı İnsanda mistik duyguları, mistik tarafları harekete geçiren bir yüzük. Evet. Sadece prenseslere ya da kraliyet ailesine özel bir durumda değil bu. Prenses Diana'yı ekranda göremedi izleyicilerimiz Parandaş o yüzüğünü. Yüzüğünü bir kere daha zoomlayalım arkadaşlar. Şöyle Prenses şuradaki Diana'da yüzük. var o yüzük. Evet He, kameraman arkadaşlar gösterdi şimdi. Prenses Diana'da da var. Aynı şekilde Prenses Kate'de de var. Aynı yüzük. Bu yüzük söylediğim gibi safir taşlı bir yüzük ama... Kraliyet ailesi içerisinde ne diye biliniyor? Lanetli yüzük diye Kürtel biliniyor. Hocam sen yine bu tarafa geçebilirsin. Belki hala. Evet. Hemen şöyle yerimizi değiştirelim. Aha. Şimdi bakın. Tarih 1820. Altenburglu Louis isminde bir prenses var. Bu hanımefendi kendisine bir yüzük hediye ediliyor. Ve bu yüzük safir taşlı yüzük. Hmm. Hatta iddialardan bir tanesi de şu... Bu safir taşlı yüzüğün üzerindeki taş aynı taş. O zamandan kalan taş. Dışı değişmiş sadece. Peki ne oluyor bu yüzüğü takışı, takınca? İddiaya göre bu mistik bir yüzük. Ama aynı zamanda üzerinde e, bazı bir takım ritüellerle büyüler yapılmış bir yüzük. Şöyle bir özelliği var. Bakın bu tarihi kayıttır. Yani ben burada e, anlatıyorum ama tarihi bir kayda anlatıyorum aslında. Beyan şudur. Yüzüğü takan kimse üç tane sınavdan geçer. Bir, Pardon. yüzüğü takmaya başladıktan sonra ya kendisi ölür, ya eşi ya da çocuklarından biri ölür, yahut bunları başarırsa, ölmez ise çok ciddi şekilde yükselir. Şimdi bakalım neler olmuş o zaman? 1826... Hocam yine mistik bir şey bulmuşsun. Evet, <laughs> 1826 yılında gerçekten de kraliyet dükü Ernosta'dan ayrıldı kadın. Ayrıldı ve tıpkı yüzüğün lanetinde olduğu gibi gerçekleşti. Kendisinden önce hem çocuğu hem kocası hayatını kaybetti. Aynı zamanda da ailesi dağıldı. Daha sonra yüzük. Küçük Kelebek'te de Kate Middleton'ın fotoğraflarını, videosunu verin arkadaşlar. Daha sonra bu yüzük kraliçe Victoria'ya geçti. Birleşik Krallığı'nı biliyorsunuz ki en tehlikeli isimlerinden bir tanesi Kraliçe Victoria. Onun da ölümünde zehirlenme şüphesi olduğu söylendi. Yani normal yollardan ölmediği söylendi ve kendisinde de yine safir taşlı bu yüzük vardı. Aile içerisinde de hani dedik ya eşiyle ilgili sorunlar yaşar. Bu yüzüğü takanlar diye Kraliçe Victoria'da çok ciddi sorunlar yaşadı ve en, en sonunda da e, zehirlenerek öldüğü beyan edildi. Kraliçe Victoria, Kraliçe Alexandra ve kraliçe Mary bu yüzüğü kullananlar hepsinin ailesinde de dikkat çeken olay ya kendisi erken bir şekilde hayatını kaybetti ya evlatlarından biri hayatını kaybetti ya eşinden ayrıldı eşi hayatını kaybetti. Yani yüzüğü takanların başına gelen lanet bu. Bu lanetli bir yüzük. En son Prenses Diana'ydı. Kraliçe Elizabeth tabi aklımıza geliyor herkes taktı o taktı mı falan diye Yine dayana da yüzüğü taktıktan sonra hayatını çok acılı bir şekilde kaybetti. Yine aynı yüzüğün lanetinde olduğu gibi eşiyle sorunlar yaşadı. Elizabeth'e gelince çok uyanık bir kadınmış. Elizabeth'in resmi bir açıklaması var. Diyor ki İngiltere ve Hindistan arasında bazı sorunlara yol açtığı için kullanmıyorum ve ömrü boyunca Öyle hiç takmadı. Mi? 97 yaşına kadar da yaşadı. Yaşadı. Hiç takmadı. Eşiyle de sorunları olmadı. Yüzüğü hiç takmadı. Eşiyle de sorunları olmadı. Gelelim en son prensesimiz Kate'e. Evet. Galler prensesi Kate Middleton Ocak ayından beri kayıp ve şu an nerede olduğu bilinmiyor. İlginç şekilde yüzüğü kendisine hediye eden de Kraliçe Elizabeth. Şimdi ortaya şu soru çıkıyor. Elbette ki bunlar bir komplo teorisi gibi gelebilir size ama tarihi kayıtları birazcık karıştırdığınızda gerçekten de bu yüzüğü takan prenseslerin ilginç şekilde hayatını kaybettiğiyle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla acaba Prenses Kate bir kez daha yüzüğün latin, lanetini mi yaşıyor diye düşünmeden bir kendimizi pagan alamıyoruz. Bir pagan ayini yapılmış olabilir mi hocam? Ben ona katılmıyorum. Net şekilde söyleyeyim. Çok iddia var. Pagan ayini yapıldı. Pagan ayininde kurban gitti. Hatta şöyle bir temelle dolduruyorlar. Kraliyet ailesi içerisinde siz eşinize ihanet ediyorsanız ailenin yüzünü karartacak işlere girişiyor iseniz kurban edilirsiniz. Büyük Bapomet'e kurban edilirsiniz. Bu iddia edilenlerden bir tanesi. Ancak ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Eğer öldürüldüyse yine bu aldatma ve ee, o yasa dışı çocuk meselesi yüzünden öldürülmüş olabileceğini düşünüyorum. Ama ailine hmm. değil. Farklı şekillerde. Netflix'te yeni bir dizi çıkmış. Arkadaşlar şimdi hazır alakalı. Bu arada evet. konu bitti yerime oturabilirim arzu ediyorsan. Oturma bence hocam. Peki. Hazır mı arkadaşlar o video? Ee, Netflix'te Damsel isminde bir dizi çıkmış. Ve kraliyet ailesi ama geçmişe yönelik başka bir konu. Ee, bir genç kız yakışıklı bir prensle evlenmeyi kabul eder ancak kraliyet ailesi kadim bir borcu geri ödemek için onu kurban etmeyi amaçlamaktadır gibi gibi bir durum var. Pagan ayinlerinin yapıldığı bir şey diziymiş. 8 Mart 2024'te başlamış dizi. Pardon. Geçmiş hatta girmiş bile. Hazır mı? Hazır verin bir ekrana. Bir görelim onu da merak ettik. Ee, burada başroldeki söylemeyelim bence. Reji bana dizinin devamını söyledi ama söylemeyeyim. Ama bakın burada durun. Geri gelin. Geri gelin. Geri gelin. Geri gelin arkadaşlar. Geri gelin. Oradaki o maskeli sahneyi kaçırdınız. Geri gelin. Orada maskeli sahneyi görseydik Evet geri gelin. Adil hocam ee, ho mesela Hollywood'da böyle filmler üzerinden neden mesaj vermek ister? Ee, Hollywood mesaj verilme dünyaya mesaj verilmek için muhteşem bir proje ve bu projeler e, belirli güçler belirli e, taraflar tarafından kullanılıyor. Yani oraya e, kasıtlı bilinçli bir proje üretiliyor. Tıpkı burada olduğu gibi diyorsunuz. Mesela hepsi maskeli Kırşat Hoca. Hepsi maskeli çünkü orada bir ayin var. Ve hatırlayalım bu tarz e, ayinlerde arı. yani kurban ayinlerinde hep maske kullanılır. Ama burada spoiler vermeden kısaca bir anlatabilir müsaadenle? Lütfen. Sen izlemişsin. E, i̇zledim. Buradaki olay şu. Bir kraliyet ailesi var. O yörenin en büyük kraliyet ailesi. Ve orada bir canavar var yani ejderha var. Ejderha o bölgeye geldiğinde bir mağaraya yerleşir. Üç tane yumurtası vardır oradaki kraliyet ailesi mensupları ejderhanın yavrularını öldürür. Ve ejderha onlara şart koşar. Bana her yıl bir prenses benim evlatlarıma karşılık olmak üzere kurban edeceksiniz diye. Bu büyük kraliyet ailesi de başka kraliyet ailelerinin prenseslerini kandırarak, evlenme vaadiyle kandırarak alırlar. Ve dikkat maskelere dikkat. Ayinler yine kırmızı boynuzlu maskeler az önce de vardı. Ayinler düzenleyerek ejderhaya kurban ederler. Gerisi spoiler'e girer. Spoilere girer evet. Ama burada enteresan tabi. Hemen çok kısa sonra Tabii. geleceğim. Maskeleri görüyoruz ayinde. Ve bakın. Geri tekrar, geri, Çok güzel. Aslında çok güzel bir, bir sahne geri, yakalamış. Bir tık geri. Bir tık geri. Reji... Aslında Reji güzel yakalamış ha. orayı. Ha bravo. Ne hatırlatıyor bize Allah aşkına soruyorum. Yani bu bizim daha önce yine senin programlarında onlarca kez senin de konuştuğun. İlluminati dediğimiz sistemin ayinlerinde karşımıza çıkan Baphomet'i temsilen resmedilen boynuz ve kırmızı kıyafeti görüyoruz yine. Çok enteresan değil mi? Hollywood dahi ayin meselesini konuşacağı zaman maske kullanıyor, kırmızı sembolizmini kullanıyor. Yine Baphomet'e benzer figürler kullanıyor. Bu dizide de benzer bir şey işlenmiş. Çünkü bize aslında şu mesaj veriliyor... Bu tarz ayinler yani kurban ayin, kurban etme ayinleri yapılacağı zaman kullanılacak bütün figürlere baktığınızda şeytanizm meselesini görürsünüz. Dolayısıyla bu ayinler de aslında bir şeytana kurban etme ritüelidir. Bu nedenle bu programları bu perspektiften dinlememiz daha doğru olur evet. diye düşünüyorum. Alabiliriz şimdi hocam. Eyvallah. Eyvallah. E, tabii oturayım. yani neden bunu ekrana getirdik? Şimdi o kadar çok iddia var ki Kraliyet Ailesi acaba paganları kullandı mı? E tabi biz zaman zaman Adil Hocam şunu ekrana getiriyoruz. Yani bu paganların izleri hala var. Bu izlerden birileri buralardan bir takım enerji çalışmaları adı altında ayinler bile yapıldığı iddiaları var. E, ayinler yüzyıllardır e, belli gelenekleri, belli misyonları, belli enerjileri... ...kendinden sonraki nesillere aktarabilmek için belli ritüellerin... ...hem öğretilmesini hem korunmasını hem de belirli bir statüyü, sembolü sem, sembolize eder. Ee, bayrak gibi düşünün. Bayrak nasıl pek çok şeyi bizde çağrıştırıyor ve çok özel yeri var. Buradaki ayinler de bir misyonu temsil ediyor. Ha. O, o, o misyonun gelenekselleştirilmiş halidir. Yani... Semboller zinciridir. Semboller zinciri. Peki şu verseniz arkadaşlar o fenomeni hazır dediğinizi. Tayyar Giller olarak bilinen e, fenomen çiftin şirketine bu, bu haber bu akşam düşmüş. Fenomen çiftin şirketine atanan kayyım Bünyamin Ergün intihar etmiş. Çok enteresan. Onlar cezaevinde değiller yani normal dışarıdalar. E, ama bir... İşte bakıldı, edildi, soruşturma yapıldı. Demek ki çok fazla bir şey yok ama kayyım atanmış şirketine ergün arkasında çok fazla kötülük var yazılı da bir not bırakmış. Alın size Türkiye'nin de bir mistik olaylarından daha biriydi. Yani e, Bünyamin ergün intihar etmiş, kayyımmış kendisi bu çiftin şirketlerine kayyım olarak atanmış. Ama kelime çok, çok tatlı ya, çocukları var yalnız. Çiftin kelime çok ilginç. Çok ciddi kötülük var demesi, kelimesi çok ilginç. Acaba kötülükten kastı neydi? neydi Gerçekten acaba? de e, böyle mistik olaylar mıydı? Yoksa e, çok farklı para döngülerinin döndüğü ve başkalarının da müdahale müdahil olduğu olaylar silsilesi miydi? Ama e, yazık çıkar, olmuş. Çıkar onun da kokusu çıkar. 39'u verelim arkadaşlar. Kayseri'de ağaca çarpan bir elektrikli araç. Yanarak kül olmuş. E, neden şimdi bunları peş peşe ekrana getiriyoruz? E, 40'ı da verelim. 40'ı da verelim. evet Elon bu... Musk'ın aracı. Evet, ben söyledim, <gülüyor> <sahte> <gülüyor> söylemedim. dikte de böyle yine bir küle dönen bir elektrikli araç vardı. O filmi hazır ettiniz mi? O meşhur filmde de, dünyayı ardında bırak filminde de o Elon Musk'ın araçları kontrolden çıkıyor. Markasını söylemiyoruz bak. Elektrikli araçlar konusunda insanların aklına şüphe mi oluşmaya başladı acaba ne dersiniz? Ve e, işte elektrikler kesilecek, insanlar kaza yapacak, buna hazırlıyor olabilirler mi? Valla bilmiyorum bu tartışılır ama e, o ilk yanan araçla alakalı şunu söylemek lazım. Aracın kendisinde hata olması sebebiyle yanmadı. Araç bir yere çarptı, çarpmanın etkisiyle yandı. yandı. Onu bilelim. Fakat elektrikli araçlar üzerinde gelecekte bir etkimizin olmayabileceğini daha önce uzun uzun tartışmıştık. Çünkü bu elektrikli araç dediğimiz araçların pek çoğu keza şu an dizide de e, izliyoruz, kendi başına hareket eden dünyadaki kaos sebebiyle kendi başına hareket etmeye başlayan araçları izliyoruz. Dolayısıyla bu meseleler elektrikli araçların kullanımının sorgulanması gerektiğini bir kez daha akıllara getiriyor. Hocam neler bilmiyorum. Hocam. Tek, tek tek bir ya da iki tane olaya bakarak böyle bir yorumda bulunmayı doğru bulmuyorum. Ancak elektrikli araçların da çok güvenilir ve tercih edilebilir olması kısmı da Kürşat Hocam'ın dediği gibi sorgulanması gerekli ya da bu tür olayların vesile olacağını düşünüyorum. Bu arada Reşi uyardı beni. Ayasofya ile ilgili bir görsel daha varmış. Yunan ordusuna bağlı 62. Bir komutan. Evet. evet Ayasofya'yı kilise olarak tasvir eden Konstantinopol yazılı Peçle. Yani şuradakine Peç derler. Peçle poz vermiş. Bakın ha, o Peçte de Ayasofya var hakikaten. Evet, evet gerçekten var. Ha, ne kadar çok her yerden bunlar yani. Yani üstelik şimdi e, görüyoruz burada kaldı. bunların e, karın ağrısı, derin yarası Ayasofya. Ama kollarına bu peçi takmışlar. Kendi rüyalarıdır bir şey diyemeyiz. Fakat şöyle bir şey söyleyebiliriz. Hakkımızdır diye düşünüyorum. Yunanistan bu peçlerine sahip çıksın. <laughs> Hocam evet. E, tam bununla noktaya koyalım bence. Bir şey diyemem. 61'i verelim. The Guardian... Amerika Birleşik Devletleri düşman ordusunu eşcinsellerden oluşan bir gruba dönüştürecek bir bomba üretmeyi amaçladı. E hani komple teorisiydi bunlar. Ya bu çok büyük komple teorisi gibi <laughs> geldi bana da. Ya. Bu, bu programı yapıyor olmama rağmen. Ama böyle bir çalışma hakikaten var, komple teorisi gibi gelebilir. Lakin buna benzer çalışma var. Hatta çok daha önce vardı. Yani Kore Savaşlarında dahi e, Amerikan ordusunun Buna benzer çalışmaları vardı, denemeler yaptılar. Bugün günümüzde ortaya çıkmış olması yeni oluyor anlamına gelmez. Gelmezmiş. Bu çalışmalar zaten vardı. Fakat burada bence anlamamız gereken başka bir şey var. Eğer bir bomba ile kitleyi homoseksüel hale getirebilecek iseniz, acaba bireysele indiğimizde bunlarla neler yapılır? Heh, onu diyeceğim. Frekanslar aracılığıyla mesela insanlar böyle etki alt, etkiler altına alınabilir mi hocam? Ee, evet etki altına alınabilir ve bu frekanslar e, tespit edilemeyecek radyo frekansları gibi e, tespitinin de mümkün olmadığı ama hasar verip o hasarı da delillendiremeyeceğiniz, şundan dolayı kaynaklandı diyemeyeceğiniz şeylerle ilişkili. Değil mi kanıtlı olmayacak ama kan, hasar bırakacak. Kan, kanıt Kanıtlı olmayacak. Frekanslar sanırım günümüzde en çok göz ardı edilen ve bu tür hasarlara sebep olduğu halde eee tedbirleri alınamayan ya da kaynakları belirlenemeyen konulardan biri. Yani gizemini koruyor hala. Evet. 34'ü verelim. Black Mirror e, dizisi çok konuşulur ve teknolojinin e, geldiği noktaları konuşur. E, 6. sezon fragmanı da gelmiş. E, bir açsanız sesini biraz izleyelim. Birazcık görelim. Bu önceki sezonunda böyle kendini dizide görüyordu ya. Evet. Yeni sezonun fragmanı yok ama haberi Düşmüş. Kendi hayatınızı dizide görüyorsunuz aslında. <laughs> dizide de yaşıyorsunuz. Tabi teknoloji bizi nereye götürecek? 35 şararinin insanlar çiplenmek isteyecek cümlesini e, ekranda dönsün. E, bu konuşul, çok konuşulur bu cümlesi. E, ama oraya doğru giden bir süreç mi var hocam? E, görünen o ki pandemiyle birlikte bunun zemini hazırlandı çiplenme olayı bildiğimiz anlamda çip takacak şeklinde düşünmeyin. Bu frekanslarla da olur, telkinlerle de olur. Yani bir beyin yıkama metodolojisi olarak düşünün. Bir atasözü var, bir insana 40 gün delisin dersen delirir misali. Bunun sistematik hali genç dimalara, beyni açık, değişime açık, telkine açık, yönlendirilmeye açık dimalara rahatlıkla uygulanabilir. Ve kişilik ve karakterleri bile değiştirilebilir. İnsanoğlu en büyük kötülüğü insana yapar. Yani insanoğlu kendine zarar diyebilirim. Burada e, bu bir teknoloji ise ya da bir sistemse eee hayra mı ku kullanılıyor, şerre mi kullanılıyor? Onun e, ayrıştırılması Hayır. lazım. Bunu sen göndermiştin hocam galiba. <laughs> evet. Buradan da sene 2450 insan zekası dünyayı ele mi geçirecek? Değil evet, mi? Bu, bu bunun sesi de vardı. Evet, açın sesini biraz arkadaşlar. Galiba böyle olacak. 400 sene sonra. Rolleri değişeceğiz yani. Ben, biz ne söylüyorsak. Ben, ben o kadar geçeceğini zannetmiyorum. Daha kısa daha bir kısa. süre içerisinde. Yıl veremiyorum ama çok çok daha kısa bir süre içerisinde. Belki 35, belki 40 yıl sonra insan yerine robotlar tercih edilecek. Belki CEO'larımız olacak. Tabii, o öyle olmaya ee, başladı. Televizyon sunucusu yapay zeka var mesela dünyada. Ki Elon Musk'ın bir, bir açıklaması var Atabizik Daha, daha yine bir açıklaması var Elon Musk'ın önümüzdeki yıl Yapay zeka inanılmaz yerde olacak diye bir açıklaması da var. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocalarım. Süremizin sonuna geldik. Bitti. Şahı, maşallah. Ee, efem kitaptan imzalı 50 kişiye gidecek. Ne var ne yok beyazı takip edip Putin yazanlara gidecek. Ee, hocamızın sözünü aldık. Hatta o isimleri hocamız seçsin. Ne var ne yok beyaz Instagram fotoğrafın altına Kendisi baksın ve o seçsin. Tamam inşallah. Böyle bir de yapar Berkan diye birisi var onun kitabı da var orada. <laughs> Kürşat hocamızın son kitabı yeni çıktı bu kitapta efendim. Tasavvuf ve metafizik yolculuğu onu da tavsiye ediyoruz değil Allah mi hocam? Allah razı olsun. Bunu bana imzaladın mı hocam? Tabii ki. Tamam eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Adil hocam çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yine bekliyoruz. Kürşat Berkan Hocam çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Bizleri de inşallah YouTube ve Instagram adreslerimizde takip etsinler. Eyvallah. Perşembe akşamı ne var ne yok ee, devam ediyor tabii ki 23.30'da sizleri bekliyoruz. Konuğumuz da Mete Yarar olacak. Ee, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hayırlı sahurlar.